Merhabalar. Bu mühimme okumamızda Sinop'ta yaşanılan bir hırsızlıktan dolayı Sinop Kadısı'na gönderilen hükmü okuyorum arkadaşlar. Evet, en başta tarih atılmış. Başlangıçta yevm yerine sadece mim harfini koyuyordu. Daha önceki hükümlerde de bunu görmüştük. Yevmül daha sonra isneyin demiş. Yevmül isneyin. Yani üçüncü gün. Burada da daha sonra tarihi veriyor. Fi 21 R harfi mevcut. Rebiül ahir ayının kısaltılmasıydı. Sene 982. Buradaki tarih, bu alttaki, sadece alttaki şimdi okuyacağım hükmün değil, bu sayfadan sonra yazılanların da tarihini içeriyor arkadaşlar. Defterin tarihi bir nevi, sayfanın tarihi. Yatay yerde hükmü gönderenlerle alakalı bilgiler yer alıyor. Mektubu aslında mektup getiren Ali Nam Ademisine büyük ihtimalle yani adamına verildi. Fi 20 R Rebiülahir yine sene 982. Evet, Sinop kadısına hüküm ki mektup gönderip Kazai Sinop'da Gorasfat. Evet, Gay'ın vavarfi var. Gorasfat nahiyesinde. Evet, dal güzel H'lere dikkat. Mesela Gorasfat derken T harfi de ona benziyor. Tabi bu yabancı bir isim. Bilmedik isim olduğu için biraz belki zorlanabiliriz. Nahiyesinde Ali Fakih Nam Kimesne'nin evin basup kendiyi ateşe kızdırıp Ali Fakih'i ateşte kızdırıp eşya ve eşyasını ve emvalini garet edip ve birkaç yıldan beri bunun gibi nice fesat edip ele geçirilmeyen hırsızların reisleri olan Çırak oğlu Hüseyin Nam hırsızı tutup Şakir Nam yoldaş kaçıp okla vurulup helak olup ve evet, bu hırsız yakalanmış. Bunun yanında Şakir adında biri de kaçarken büyük ihtimalle okla vurularak öldürüldüğünü söyledi. Bu hırsızlardan birisi Şakir'de olup ve Akça Kilise Nam Karye'den İlyas Made
Naam kimesne İlyas Made adındaki bu kişi zikr Z'nin noktası zikr olunan hırsızları nice günler evinde beklendirip ve infikaklarında bile yani ayrılıklarında, ayrılmalarında bile olduğu sabit ve zahir olup evet bunlara İlyas Madi adında birinin de yardım ettiğini, yardım ve yataklık ettiğinden bahsetmiş. Lakin beyle böyle varduğu şerle sabit olmayıp yani mahkeme yapılmamış bu hususta ol dahi kalada haps olduğu ve ahali vilayet mezbur Hüseyin'in hakkından gelinmesi rica eylediklerinde arz eylediğinin paye-i siriri alem masirime arz olundukta. Evet ve ahali bu kalede hapsedilen bu hırsızların haklarından gelinmesi ricasında bulunuyor. Bunların bu suçları işledikleri ve İlyas Mahdi adında birinin bunları sakladıkları sabit ancak bu konuda henüz mahkeme yapılmamış. Şerle sabit olmayıp tabirinden bunu anlıyoruz. Arz olundukta siyaset emredüp yani idam. Siyaset emredüp buyurdum ki evet, bu öldürülmelerini emredilip buyurdum ki mezbur Hüseyin'i hasımlarıyla beraber edip bir defa şerle fasl olmayıp yani bir defa hasımlarıyla bir mahkeme yapılma durumu olmayıp üzerinden 15 yıl geçmemiş ise ber mucib-i şer-i kadim. Evet, kadim olan hukukun, şeriatin gereğince 15 yıl geçmemişse üzerinden bu hadiselerin onat vecihle en iyi şekilde hak üzere teftiş ve tafahhus edip göresin. Mezbur Hüseyin'i mezkür Ali Fakih'in evin basıp kendiyi ateşe kızdırıp evet evini basarak kendisini de ateşte kızartmış, yakmış olduğu iddia ediliyor. Burada da bunu söylüyor şu an. Kızdırıp eşyayı ve emvalini garet edip ve bunun gibi nice fesat ettiği bi hasbeşer yani mahkeme gereğince, şeriat gereğince sabit olursa siyaset edip idam edip emrim yerine varduğun yazıp arz eyleyesin.
ve mezkür İlyas'ın İlyas Made'yi kayt-ü bend ile, yani yakalayarak, bağlayarak suret-i sicilleriyle beraber adamlara koşup küreğe gönderesin. Evet, bu hırsızlık yapan Hüseyin ve adamları bunu yapmışlarsa idama çarptırsın mahkeme sonucunda. İlyas Made'yi de bunlara yardım yapmaktan dolayı küreğe gönderesin diye bu hüküm İstanbul'dan Sinop'a bu hüküm bildirilmiş arkadaşlar. Evet, yine bu metnin ve diğer tüm okuduğum metinlerin yorumlanmalarını Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarımda yapıyorum. Oradan bu sitelerden yorumlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.